Yerli para mı yok? Yerli para mı yok? Bir kilo bir tane. Tane 150 lira. Tane 150 lira ya. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Palamutlar yerli. Palamutlar yerli. Palamutlar yerli. 50 liraya var, 150 liraya var. 50 lira, 150 lira tane. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Yanı, yanı. Şıkır şıkır abim. 50 liraya. 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 Teşekkür ederim efendim. Geldim palamut, 50 lira. 50 lira ver bana. Geldim palamut, 50 lira. Geldim palamut, 50 lira. Evet, dün itibariyle Vira Bismillah dedik. Teknelerimiz rastgele diyerek denizlere açıldı. Dün zamanımız kısıtlıydı çünkü alıp bir önce gelmek zorundaydık. Dünden bugüne kadar da güzel panut bolu yaşanmakta. Kısa süre içerisinde yer gök tekrardan pamut olacak. Nasıl daha önce 4 tane pamutu 100 lira yaptıysak yine hedefimiz daha fazla yapabilmekte. Şimdi fiyatı, palamutun fiyatı 150 TL. Ama yakın zamanda hepsinin fiyatı düşecek. Şu anda sezon başı, ikinci günümüz daha, bismillah. Evet, çok büyük özlem var. Zaten biz geçen ay Tadat'tayken bile ne zaman açılıyorsunuz, balıkları özledik gibi lafı duyarken mutlu oluyoruz biz. Yani keşke evimiz olsa da balıkları verebilsek o anlarda ama yok. Biz onlar gibi zamanımızı bekliyoruz. Bu sene vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek. Biz bunun haberlerini geçen aydan itibaren almış bulunmaktayız. Çünkü kıyıdan ağ bilatsak ağ palamut düşüyor. Her yer palamut. Şu an ayağın taşa vur, taştan palamut çıkar yerden. O kadar palamut var, fazlası palamut var. Şu an bile palamut akın akın gelmekte. Sadece biraz sürecimiz var. Biraz daha palamutun yağlanması, büyümesi gerek. Havaların ısınması sadece bir hafta, 10 gün zamanımız var diyebiliriz. Biz eve ne getireceğiz kızlar? Evet, palamut bu sene bol olacağını söylediler. Yani şu an görüyoruz, ilk günden palamut başladı tezgahları düşmeye. Fiyatın da düşeceğini tahmin ediyoruz yani. İnşallah bolluk olsun yani, bu şartlarda ucuz olsun, herkes balık yesin yani. Her zaman tezgah temizliğimizi yaptık, tezgahlarımızı hazırladık. Şu an işte ümidimiz balık satmak. Evet, aynen öyle abi. Genelde tatlı su balığı tercih ederim. Ama deniz balıklarından da en çok küçük balıkları, hamsi, sardalya, stavrit. Havanın soğuması, denizlerin soğuması beklenilmesi lazım balık yağlanması için. Yani şu anda biraz daha erken. Balık depolanmıyor, balığın fiyatı düşük olabilir. Evet, değişik balıklar tüketmenizde yarar var. Aynı balığı değil, değişik değişik balıklar. Ve genelde bizim denizlerimizde avlanan balıklardan olması lazım. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret, pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.